Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Yeni popülerlik savaş ödülleri belli oldu. Hep beraber yeni popülerlik savaş ödüllerini inceleyeceğiz. Aynı zamanda oyunda bulunan popülerlik savaşı nedir? Ne işe yarar? Nasıl katılınır? Nasıl çıkılır? Nasıl puan kazanabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim ve aynı zamanda hesabımda gün ilklerini açacağım. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olun yanında bir zil var. Zil tüm park bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğen atarak benim park destek olsanız çok mutlu olurum. Şu an 8. turdayız. Popülerlik savaşı 10 turdan oluşuyor. 3 günde bir rakiple eşleşiyoruz. Şimdi öncelikle kayıt dönemine değinelim. İşte 9. ay 8'inde başlamış. 9. ay 12'sinde kayıt dönemi bitmiş. Yani kayıt dönemi açıkken kayıt yaptırabiliyorsunuz. Bu dönem sona erdiğinde sonradan kayıt olamıyorsunuz. Şimdi bir de savaş süresini inceleyelim. 9. ay 13'ünde başlıyor. 10. ay 12'sine kadar devam ediyor. Savaş süresi eşleştirme. 3 günde bir sana denk gelen rakiple eşleştirilirsin. 2 is. oyuncu mevcut aşamada kimin daha fazla popülerlik kazanabileceğini görmek için yarışır. Toplamda 10 tur bulunur diyor. Bu arada her savaşta puan kazanıyoruz. Bu puanlara göre ilerleme sağlayarak buradan ödüller kazanıyoruz. Şu an 7 savaşa katıldım. Sezonda savaş kazanma oranı %71.4'e düşmüş. Normalde %100'dü. Çünkü son 2 savaşımı kaybetti. Bunu da kaybediyor gibiyim. Şimdi kazandığımızda bakalım. 19 36 30 21 28 Böyle puanlar almışım. Sonrasında kaybettiğimde de 10-10 olarak ilerlemişim. Burada kaç popülerlik aldığım ve rakibin kaç popülerlik aldığını görebilirsiniz. Aynı zamanda buna göre de alabileceğiniz artıları hesaplayabilirsiniz. Aldığınız puanlara göre PK seviyeniz yükseliyor. Ve PK seviyesi yükseldikçe ödüller de tabii ki de daha da güzelleşiyor. Şimdi bu PK'nın seviye ödülleri bakın bu şekilde. İşte ben geçenki PK'da bu danstan bir tane kazanmıştım. Her PK'da dans değişiyor. Şimdi benim profiline girdiğinizde bakın bu şekilde karakterler dans ediyor. Bunu geçenki popülerlik savaşından kazanmıştım. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Her popülerlik savaşında ödüller değişiyor. Ancak kazandığımız popülerlikler baki. Örneğin bu destansı helikopter popülerliği, örneğin para tabancası. Bunlar her popülerlik savaşında PK ödül olarak koyuluyor. Şuradaki ödüller değişiyor. Bir de şu kısım değişiyor. Şimdi yeni popülerlik savaşı ödüllerini bir inceleyelim. Şimdi bunu incelediğimizde popülerlik savaşı sisteminin yenileneceğini ya da değişeceğini görüyoruz. Çünkü ünvanlar ve değişik isimlikler bulunuyor. Şimdi ödülleri inceleyelim. İki tane destansı lobi gözüküyor. Yani burada ünvanlar gözüküyor. Aynı zamanda isimlik de gözüküyor. Yani ödüllerin daha değişik olduğunu görebiliriz. Yani büyük ihtimalle takımca katılacağız. Eğer takımca katılırsak popülerlik savaşında daha büyük bir güç elde edebiliriz. Çünkü diğer türlü tek kişiye bölünmek ve popülerlik atmak zarara geliyor. Ama popülerlikler bir takımda birleşirse daha güçlü bir popülerlik olur. Popülerlik savaşları daha zevkli geçer. Sizce takımlı olsa nasıl olurdu değerli görüşleriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Yeni popülerlik savaşı ödülleri bu şekilde gözüküyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğen atarak yorum farklı destek olsanız sevinirim. Yeniden haberdar olmak için kanala göz atmanız yeterli. Oje Station hakkında video paylaştım. kanala gösterebilirsiniz. KFC çarkı ve sağlık eşyaları geldi. Detaylı inceleme için kanala gösterebilirsiniz. Yani nihai çarkı nasıl sıfır ucu açtım. Detaylar için videoyu bulabilirsiniz. Avuç Ralfes sandığına eski maskesi ve eski maskesinin seti geldi nasıl çıkarılır taktik videosunu paylaştım iki ayrı video bulunuyor kanalda gösterebilirsiniz canavar kamyona desen geliyor yeni nihayet belli oldu ne zaman geliyor detaylara videoda ulaşabilirsiniz yeni kronopek sistemi hakkında sorular yöneltiliyor bu konu hakkında video paylaştım kanala göz atmanız yeterli Bunlar benim resmi sosyal medya hesaplarım bana bulardan ulaşabilirsiniz aynı zamanda takip ederken abone olup destek olsanız sevinirim Bu arada TikTok hesabımda yayınlar açmaya başladım. Yayınlarıma davetlisiniz. Destek olursanız da yayınlarıma çok sevinirim. Yakın zamanda YouTube'da da yayına başlayacağım. Yani yayın hayatımda yavaş yavaş ilerlemeye başlıyorum. Normalde hep YouTube'dan video paylaşıyordum ya da TikTok'tan video paylaşıyordum. Pek yayın yapmıyordum. Şimdi TikTok'ta yayına başladım. Aynı zamanda YouTube'da da yayına başlayacağım. Şimdi hesabımda gün ilklerini açacağım. Size günlüklerinden neler çıkıyor? Yorumlar kısmına bekliyorum.